Çıkma yasağı öncesi son durum Ankara'da nedir? Bu arada 23 Nisan programında meclisin açıklandı. Seda, elindeki notlar nelerde? Şu anda bir kalabalık var mı? Biraz var gibi sanki Ankara'da, öyle görüyorum ama neler söyleyeceksin? Yeşimer Yılmaz, evet, 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece itibarıyla başlayacak. Tabii Kızılay'ın, Ankara'nın merkezindeyiz, Kızılay Meydanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Uğur Pideci şimdi size son duruma ilişkin o görüntüleri gösterecek Kızılay Meydanı'ndan. Aslında geçen haftalara nazaran yoğunluğun biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine insan kalabalığı ve araç yoğunluğu şu anda mevcut. Öğle mesaisi ara verildi, iş çalışanların öğle mesaisi saati şu anda. Ondan kaynaklı da bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu hemen hatırlatalım. Güvenlik güçleri neredeyse Kızılay'ın her noktasında kontrol noktalarını oluşturdu. Özellikle 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamında olan bu yaş aralığındaki vatandaşların dışarıda olup olmadığını yine kontrol etmek için kimlik kontrollerine devam ediyor. Tabii 4 günlük sokağa çıkma yasağında günlük hayatı etkisini azaltmak için bazı düzenlemeler de yapıldı. Hemen izleyicilerimizi de onlara da aktaralım. Bu kapsamda 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar sabah saat 9 ile öğlen saat 14'e kadar arasında açık olacaklar. Aynı gün evlere servis şeklinde hizmet verebilecekler. Tabii yine geçen haftalarda uygulandığı gibi, sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında uygulandığı gibi, hafta sonu market ve bakkallar kapalı olacaklar. Ekmek üreten yerler, iş yerleri, fırınlar yine hafta sonunda sokağa çıkma yasağında daha önceki haftalarda olduğu gibi açık olacaklar. Yine sipariş sistemi üzerinde olacak bu dağıtımlar. Tabii siz de görüyorsunuz, kameraman arkadaşım da size gösteriyor. Kızılay'ın meydanı şu an Türk bayraklarıyla donatıldı. Çünkü yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda meclisin açılışının 100. yılı. Tabii aslında çok kapsamlı programlar hazırlanmıştı. Çeşitli kutlamalar yapılacaktı. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle bu kutlamalar ertelendi. Kutlamalar olmayacak. Fakat meclis devlet erkanı resmi törenlerini yarın yapacaklar. İşte o programda belli oldu. Hemen onun detaylarını da izleyicilerimize aktaralım. İlk tören mecliste olacak. Saat 9'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Ardından devlet erkanı Anıtkabir'e gidecek. Atanın huzuruna çıkacak. Ve saat 10'da 1. Mecliste, milli mücadelenin karargahı olan 1. Mecliste bir tören düzenlenecek. Anma töreni düzenlenecek. Ve saatler 14'ü gösterdiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu özel oturumla toplanacak ve toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yapacak. Ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı söz alacak ve Naci Bostancı'nın ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına Semih Yalçın, İyi Parti adına Lütfü Türkkan genel kurulda kürsüye çıkacak ve onar dakikalık söz alacaklar, konuşma yapacaklar özel oturumda. Ve programın ardından, meclisteki programın ardından gözler saat akşam 21'e çevrilecek. Yeşim, hemen onu da hatırlatalım. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir çağrıda bulunmuştu. Evlerde balkonlara çıkarak Türk milletine bir çağrı yapmıştı ve İstiklal Marşı'nın balkonlarda okunması çağrısıydı bu. İşte bu çağrıya demokratik kitle örgütlerinden, işçilerden, emekçilerden, sendikalardan, yargı camiasından, demokratik kitle örgütlerini de söylemiştik. Yani toplumun her kesiminden destek gelmişti. Çağrı karşılık bulmuştu. İşte bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okuyacağı bilgisi paylaşılmıştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da meclis bahçesinde İstiklal Marşı'na eşlik edeceği bilgisi de aktarılmıştı. Tabii saatler 21'de tüm kanallar aynı anda canlı yayında verecek bu görüntüleri. Ve işte 21'i gösterdiğinde saatler, Türk milleti balkonlara çıkmaya, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumaya
hazırlanıyor diyebiliriz. Yayının başında da söyledik, yarın 100. yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve bu kapsamda devlet erkanının resmi törenleri olacak. Anıtkabir'e gidilecek, milli mücadelenin karargahı olan 1. mecliste törenler düzenlenecek ve 14'te de özel oturumla mecliste bir program olacak. Çeşitli partilerin temsilcileri de katılacak, söz alacaklar bu toplantıda ve gözler meclisteki programın ardından saat 21'de Türk milletinin evlerine, balkonlarına çevrilecek diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Evet, Seda Küz Ankara'dan aktardığı çalışmalar. Seda, sevgili izleyiciler, Ankara'daki son durumu aktardı ve meclis özel.